otomatik bir araç düşünüyorum. Çok da para vermek istemiyorum. Yani böyle biraz daha makul bir aracınız var mı? Evet rakam anlamında makul, donanım anlamında hiç de makul olmayan bir araçtan bahsedeceğim size. Kamer showroomlarından herkese merhaba. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek kamer showroomlarından diye başlayan bir video oldu. Ve bu cümleden de anlayacağınız gibi bir showroom turuyla karşınızdayız. 2024 yılı Mart ayı showroom turu videosu. Böyle erken erken çekelim. Yani showroomumuz da oldukça doluyken çekelim. Güzel bir showroom keyfi yaşatalım istedik size. Gelemeyebilirsiniz, uğrayamayabilirsiniz. En azından showroom turunda, showroom'da neler var, hangi araçları sergiliyoruz, onları bir görün istedik size. Hemen sağ tarafından başlamak istiyorum ama her şeye başlamadan önce ne diyorduk? Videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun, tez zamanda olsun ama kamer plazon olsun diyorum ve bu duayı atlamayın diye özellikle söylüyorum. Çünkü bizden araç alan böyle kanalımıza abone olmuş, kanalımızdaki videoları izlemiş, o duayı amin demiş birçok kişiye de buradan araç verdik. Ben söylemiyorum, onlar söylüyorlar. Hatta teslimat videolarının çoğunda da bu cümleyi duyuyorsunuz zaten. Ee, dedim ki inşallah bizim de böyle bir arabamız olur. Sizin bir şeyiniz var. Duamız var. Duanız var evet. ona amin dedik, inşallah dedik. Bu dua önemli. Dua genel anlamda önemli. Güzel duaların hepsine amin diyerek başlıyoruz. Ve ne diyoruz? Evet, sağ tarafımdaki Ioniq 5 4x4 2 motorlu aracımdan başlıyorum. Bu başka bir araç. Hani bir uçağa binersiniz, kalkıştan hemen önce böyle bir sırtınızı koltuğa yapıştırır, acayip bir haz verir ya size. Böyle inceden korkuyla da karışık olur çünkü bir süre sonra havalanacaksınızdır. İşte havalanmadan o keyfi daha uzun süre yaşayacağınız bir araçtan bahsediyorum. 5.1'lik bir 0 yüzü olan araçtan bahsetmek istiyorum. Çok detaylarına girmiyorum çünkü detaylarını anlattığımız birçok video var. Araç harika bir araç, çok klasmanı yüksek bir araç, geniş bir CSUV ama baktığınız zaman böyle spor versiyonu da andıran, o keyfi size yaşatan, aslında sorarsanız böyle 7 milyon, 8 milyon, 10 milyonluk işten yanmalı araçların o verdiği hız keyfini size tamamını veren bir araç diyorum ve hemen karşıdaki amiral gemimize geçiyorum. Santa Fe'yi zaten defalarca anlattık. 2023 model bir Santa Fe'miz var elimizde. Aynı araçtan bir tane de var yanlış hatırlamıyorsam. Enteresandır. Bölgesel olarak keyifle kullanılan araçlardı bunlar. Ve bizim bölgemizde oldukça da tercih edilen araçlardı. Bu araçla alakalı da birçok görüşmemiz var. Bu aracı da kaçırmayın istiyorum. Çünkü güzel bir araç, keyifli bir araç. Ailecek seyahatlerinizde 7 kişilik versiyonuyla yani aileden kimseyi dışarıda bırakmadan ya da iki araca bölünmeden keyifli seyahatler yapabileceğiniz hibrit 230 beygirlik ve donanım olarak gırtlak dolusu bir araçtı diyorum. Şovrum o kadar dolu ki biraz hızlı geçmek istiyorum Ebrar. Gel bakalım. Tucson'un hibritinden bahsedeceğim size. 2023 model hibrit. Elimizde de 2'nin 3'ün üzerinde araç var. 3 ya da 4 olması lazım. Hibritimiz var. Hibritlerin versiyonu Elite Plus'tı biliyorsunuz. Yani en dolusuydu aslında sorarsanız segmentinin. Fakat yeni bir teknolojiyle geliyordu. Biraz önce bahsettiğim 230 beygirlik motor kapasitesinin aynısı bunda da var. 180 beygirlik bir benzinli motor ve onu destekleyen 50 beygirlik bir elektrik motoru vardı. Harika bir çalışma prensibi vardı. Gelirseniz daha detaylı da anlatırız size hem performans anlamında hem yakıt anlamında hem de konfor anlamında istediğiniz her şeyi sunan muhteşem bir araç. Artık çağımıza uygun motor teknolojilerini yakalamanın zamanı geldi diyorum. Ama hayır. Ben dizelden vazgeçmem dediniz. O zaman onu da verebiliriz. O da Elite Plus 2000 Tam tersini mi söyledik? Tam tersini söyledik. Olsun fark etmez. E, bu e, elit şey hibritli. Diğeri elit plus'tı. Yani daha doğrusu ikisi de elit plus ama bu dizel olan versiyonuydu. Neyse gelelim buna. <laughs> yine e, bunun üzerinden onu anlatmış olduk biraz önce. Beyaz aracım dizeliydi. Çok özür diliyorum. 1.6 136 beygir 320 tor. Performans anlamında yine birçok yerlere sizi çıkartacak. Yakıt anlamında üzmeyecek ve donanım anlamında da biraz önce söylediğim bütün keyfi size yaşatacak. İki araçtan bahsettik size. E, 2024 2024 Model olarak Elite Plus dizel araçlarımızda mevcut elimizde diyorum. Ve şöyle yavaş yavaş Kona'nın hibrit versiyonunun yanına geçiyorum. 140 beygirlik bir canavardan bahsediyorum. Donanım olarak Elite paketiydi. En dolusuydu. Yok yoktu araçta. Kullandığınız zaman anlayacağınız birçok özellik vardı. Hatta birçok misafirimizin ya ben bu aracı aldım ama birçok donanımını hala kullanamadım bile dediği hani o kadar dolu bir araçtan bahsediyorum. Tıpkı çok e, Nirvana cep telefonları gibi düşünün birçok versiyonunu birçok özelliğini kullanmıyoruz. Ama bizim için çok önemli olduğunu biliyoruz. O elimizde olsun istiyoruz. İşte öyle de bir araçtan bahsettik size. Hibrit versiyonu. Dan bahsettikten sonra bugün araçları böyle biraz karıştırıyoruz. pazartesi sendromu diyebiliriz. Öyle bir sendromumuz yok bizim. Biz pazartesi gününe de günün her günü gibi keyifle başlıyoruz. Enline n paketinden bahsedeceğim. Bu değişik bir araçtı. 198 beygir sunuyordu. Bu ebatlarda bu kiloda 198 beygir bir de 4x4 de desteklemişti onu. Donanım olarak elitti. En fullüydü. Yani kullanmanın keyif vereceği. Ne vereyim işte yani böyle bir yerlere giderken gittiğiniz yolun da size tatil gibi geleceği bir araçtan bahsediyorum. Ve o aracında showroomlarımız da sergilendiğinden bahsederek bir anda böyle i10 jump otomatiğin yanına geliyorum. Otomatik bir araç düşünüyorum. Çok da para vermek istemiyorum. Yani böyle biraz daha makul bir aracınız var mı? Evet, rakam anlamında makul, donanım anlamında hiç de makul olmayan bir araçtan bahsedeceğim size. i10'un Jump versiyonu ki günümüzde arka camları hala elle açılan araçlar var A ve B segmentinde. Bırakın dört cam otomatiğini. Bu araçta şerit takip, çarpışma önleyici sistem, hayalet ekran gibi ekstra donanımlar var. Bu donanımları da alabileceğiniz bir araç. Yani şöyle söyleyeyim, evin ikinci aracı ya da ailemizin ilk aracı, trafiğe ilk çıkacağımız araç, ne bileyim eşinize, çocuğunuza, kendinize şehir içi kullanım için alabileceğiniz yakıt anlamında da sizi yormayacak, park anlamında size çok pratik imkanlar sağlayacak bir araç. i10 Jump Otomatik renk olarak da bulut grisi. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Hemen arkaya geçiyorum. Abisi diye düşünebiliriz. <laughs> Manyetik gri Beyon Elite. 1.4, 100 beygir, 6 ileri tam otomatik şanzımanlı. Artık hayatımıza girmiş, insanların artık böyle akrabasından bahseder gibi bahsettiği, e, Beyonol var mı elinizde direkt böyle ay son nokta atışı olarak bahsettiği işte ben B segmenti bir araç arıyorum diye kavırıp çıvırıp değil de direkt Beyonol var mı elinizde ya bir arkadaş almış bindim çok hoşuma gitti donanımı harikaydı diyecekleri donanımı tabii ki harikaydı diyecekler çünkü araçta şerit takip çarpışma önleyici sistem sunroof dijital klima, deri direksiyon, elektrikli katlanır yan aynalar, kablosuz telefon şarjı, ambiyans aydınlatma, 17 inçlik alaşım jantlar, led far, led stop, daha aklıma gelmeyen birçok donanımı olan B segmenti ve B segmenti SUV'lerin içinde en hızlı ulaşabileceğiniz hem rakamsal anlamda hem de ulaşılabilirlik anlamında ulaşabileceğiniz bir araçtan bahsediyorum. Cep dostudur bu arada. Hemen arka tarafa doğru ilerliyorum. Yine tusonlarımız var burada. Biraz önce bahsetmiştim ya elimizde dizel 2024 Elite Plus ve hibrit 2023 Elite Plus araçlarımız var dedim. Bu araçlar da onların diğerleri yani yine o bahsettiğim araçların aslında Aynıları renk olarak kum taşı bronzunu ve duman grisini görüyorsunuz. Harikada bir renk skalası sunduk size Tucson anlamında bugün. Beyazını gösterdik, Amazon grisini gösterdik. Kum taşı bronzunun yanındayız ve duman grinin de yanındayız. İkisinin ortasındayız. İki rengini daha görmüş oldunuz son almak istiyorsanız bize bir ulaşın diyorum. Starya. Starya'yı biliyorsunuz. Geçen haftalarda bir şımartmıştık. Dedi ki Starya'dan biraz bahsedelim. Böyle bir patlama oldu. Geçen ay harika bir Starya verdik. Birçok misafirimizi Starya sahibi yaptık. Bir farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Kalabalık aileler tercih etmeye başladı yavaş yavaş. Evet dedi ki mesela birçoğu işimde de kullanabilirim aslında. Çünkü benim birkaç bayim var. Oradan oraya bazen malzeme taşımam gerekiyor. Ama elimde bulunan ticari aracım küçük kalıyor. Artık mühendis hissetmeye başladım kendimi. İstifçi hissetmeye başladım kendimi. Aracın koltuğunun altına, üstüne, oraya, buraya ne kadar çok malzeme kullanabilirim. Kafamı bunlara yormaya başladım dedi. Biz de dedi ki kafanızı onlara yormayın. Kafanızı seyahatinize, keyfinize yorun. Onun da gerisini de araç halletsin dedik ve starya sahibi yaptık birçok misafirimizi. İşte o staryalardan bir tanesi. Bu Prime paketiydi, başlangıç paketiydi. 4x2 idi. Hemen yan tarafta da iki tane Elite paketi var aracın. Elite paketin donanımı biliyorsunuz 4x4 olmasıyla, buton vites teknolojisine geçmesiyle, deri koltuklarıyla, elektrikli bagajıyla ve daha birçok donanımıyla biraz daha yukarı taşıyordu o keyfi. Aynısının beyazından ve siyahından da elimizde mevcut. Şurada da teslimata hazır bir Staryamız var. O da elit paketli. Şurada da teslimat araçlarımız var. Şöyle bir gözle orayı gösterelim Ebrar. Yanından geçerken o Beyon'un jump paketi var bir tane elimizde. Böyle birazcık bahsetmek istiyorum. Jump manuel. Manuel sevdalıları için aslını sorarsan bu araç ideal bir araçtı. Manuel sevdalıları diyorum çünkü halen Manuel kullanmaktan çok keyif alan kişiler var. Zevk meselesidir kabul ediyorum ama çok fazla manuel araç yok piyasada biliyorsunuz. İşte bu araç o keyfinizi sonuna kadar yaşatabileceğiniz rakam anlamında da makul yani şöyle evin ilk aracı olabilir ama mesela i i10 olmaz biraz çok küçük dediğinizde o zaman b onu tavsiye ediyorum. I10'un hemen hemen iki üstü diyebiliriz yani o A segmenti bu B SUV bir araçtı. Hem böyle SUV görüntüsünü alabileceğiniz hem donanım anlamında alaşım jantlarıyla, arka park sensörü, yağmur far sensörüyle, bluetooth telefon bağlantı özellikleriyle, hız sabitleyicisiyle sizi çok geride bırakmayacak. Manuel vitesiyle 100 beygirlik bir performans sağlayacak motoruyla size keyif verecek bir araçtan bahsediyorum. Bu aracım 2023 model bu arada. Onu da bilgisini vereyim. Böyle kampanyalı bir araç gibi düşünebilirsiniz. Burada da böyle teslimat araçlarımız var. Bugün, yarın hepsini vereceğiz. Geçen aydan Misafirlerimize ulaştırdığımız bir şekilde onlarla bir araya getirdiğimiz sadece teslimat anını bekleyen işte Beyon Style i20N, i20 Elite, arkada yine bir tane Beyon Style ve Ionic 6. Bunları da yakın zamanda misafirlerimizle kavuşturacağız, keyifli, güzel, hep birlikte ailesiyle muhteşem keyifli dakikalar yaşayacakları böyle kelime de cümle de bulamıyorum artık oraya yaşayacakları anlar için onlarla birlikte buradan yolcu edeceğiz inşallah diyorum. Ve bu güzel showroom turu videosunun kum taşı bronz hibrit aracın yanından bitiriyorum artık. Ve diyorum ki videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka olsun. Tez zamanda olsun ama kamer olsun diyorum. Ben Hyundai kamer plazadan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Hyundai ile kalın, kamerle kalın. Hoşça kalın.